Arkadaşlar program geliştirme farkı görlerimize hoş geldiniz. Öğretim yöntem tekniklerini böyle kısa kısa yanılmıyorsam 5 videoda yapmıştık. Şimdi programda en çok karışan konuları farkı gör videolarıyla ortaya koyalım. Şimdi arkadaşlar bu seriye başlarken inşallah abone olursunuz. İnşallah KPSS'ye hazırlanan arkadaşlarınıza bu farkı görleri izletirsiniz. Gerçekten faydası olacaktır. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Çünkü ÖSYM bizi çoğunlukla iki arada bir derede bırakıyor. Karışan konuların ayrımını bilirsek, çok netleştirirsek, sınav anında stres vesaire ne olursa olsun o ayrımı biliyorsak, seçeneklerde diğeri genellikle olmuyor ama olsa bile çok rahatlıkla bu zorluğun üstesinden gelebiliriz. Sınava çok az bir süre kaldı, onu da belirteyim. Arkadaşlar YouTube'da Katıl'la beraber Oscar adaylarını muhakkak izleyin. Bakın bana dua edersiniz. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Sınava çok az bir süre kaldı. Oscar adaylarında soru tahminlerim var. Yani normal videolarım var. Çıkmış soru çözümleri, çıkmış sorularla tekrarım var. Bunun yanında mini denemeler var ama en önemlisi Oscar adaylarıyla yöntem tekniği, programı, sınıfı, materyali olabildiğince özetledim. Özetlerken de bura gelecek, şuna dikkat, bu soruldu, bu sorulacak dedim. Katılın, 100 TL'lik bir ücreti var. İzleyin, sınavdan sonra da aboneliği sonlandır. Katıldan ayrılın. Bu şekilde bir hanenize bir çarpıyla beraber inşallah ilk 35-36 soruyu çok hızlı bir şekilde geçelim. Ölçme soruları, ölçme Oscar'ları yükleniyor. Hepsi yüklenecek. Bunun yanında rehberliğin konu anlatımları var. Kısa kısa yeni 2024 Hakan Semiz Hocam, Hüseyin İşeri Hocam'ın onları da Oscar adaylarını aldığınızda, katıldığınızda izleyebilirsiniz. Farkı görümüzün ilk farkı görüyor. Arkadaşlar eğitim bireye kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak istendik davranış kazandırma süreci. Kasıtlıdır eğitim. Planlı programlıdır, organizedir. İstendik davranış vardır ve bir süreci ifade eder. Yani uzun solukludur bu. Eğitimin kitaplarla daha profesyonel, daha planlı programlı olan kısmına ne diyorduk? Öğretim diyorduk. Yani eğitim genel kavram, öğretim onun kitaplarla daha organize olan kısmı. Şimdi biz eğitim diyoruz ya, buradaki bilgi harita şey kavram haritasına dikkat. Eğitim yani formal, informal diye ayrılıyor. Formal eğitim planlı programlı organizedir. İnformal gelişi güzeldir. Gözlem, taklit yoluyla edinilen medyadan, işte internetten, arkadaştan, sokaktan edindiğimiz öğrenmeler. Formal eğitimi de kendi içinde örgün, yaygın diye ayırıyoruz. Yani bu ayrımı bilelim. Buradan 2-3 yılda bir soru gelir. Buranın aklıma gelmişken bu bir kavram haritası. Şuraya bağlantı ifadeleri yazılabilir. Gelişi güzel, planlı denebilir. Okların yönüne dikkat edin. ÖYT'de soruluyor. Genelden özele, tümden gelimle hazırlanır. Görsel uzamsalla matematiksel mantıksal zeka tarafından kullanılır. Örgün eğitim bizim öğrencilik hayatımız. Örgü gibi birbirine bağlı olan eğitim. Yaygın eğitim ise halk eğitim, hizmet içi eğitim ve çeşitli kurslar diye ayrılır. Şöyle diyeceğim, örgün eğitim okul öncesi, ilk öğretim, orta öğretim, yüksek öğretim. Halk eğitim, hizmet içi eğitim ve çeşitli kurslar. Arkadaşlar çeşitli kurslar yani burası bizim öğrencilik hayatımız aşamalılık özelliği var. Diploma verilir, yaş sınırı var üniversite hariç. Yaygın eğitim örgünü destekleyen, örgünün içindeyken, örgündeyken, dışarıdayken aldığımız eğitim. Halk eğitim ücretsiz katıldığımız yetişkin eğitim kurumu. Sosyal kültürel kurslar, hobi kursları, bazı meslek edindirme kursları, okuma yazma kurslarını alıyoruz oradan ücretsiz. Çeşitli kurslar ücretli bir şekilde katıldığımız sürücü kursu, dil kursu, KPSS kursu gibi kurslar. Hizmet içi eğitim ise hizmet ederken, çalışırken ben nereye hizmet edeceğim? Allah'ın izniyle MEB'e. MEB'in açtığı kurslar ne olacak? Hizmet içi eğitim olacak. Bu ayrımı yaptık. Geçelim ikinci farkı görümüze. Burayı birazcık detaylandıracağız. Arkadaşlar Avrupa Birliği'nde yaşam boyu öğrenme şöyle üçe ayrılıyor. Normalde örgün ve yaygın eğitimi kapsar. Şöyle diyeceğiz. Hizmet çalışma hayatı demek. Hizmet öncesi, hizmet içi, hizmet sonrası. Şimdi ben bir öğretmenim, sen bir öğretmensin. Öğretmen
olmak için aldığın eğitim, yani eğitim fakültesinde aldığın eğitim ne oldu? Eğitim fakültesi. Hizmet öncesi eğitim. Hizmet içi eğitimle 2025'te atandım, 30 sene çalıştım diyelim, 2055 yılına kadar dünya dönüyorsa aldığın eğitim. Ama hepsi mi, bütün eğitimler mi? Burada işte soru işareti diyeceğiz. Hizmet sonrası eğitim, 2055'te emekli olduğum, ondan sonra aldığım eğitimler. Hizmet hayatım bitti, çalışma hayatım bitti. Sosyal kültürel kurslar, tecvidli Kur'an-ı Kerim öğretimi, benim tabirimle öbür tarafa hazırlık kursları, yani bunu yaşayacağız. Ben hizmet hayatımın ikinci yarısına başladım. İnşallah biz de o yollardan geçeceğiz. Ne yapalım, öyle ya da böyle. Hayat devam ediyorsa bir gün ölümü de tadacağız. O da işin ayrı boyutu. Hizmet sonrası eğitim bu. Peki burada neye odaklanalım? Çalışırken, hizmet ederken aldığım eğitimlerin hepsi hizmet içi mi? Hayır. Niye hayır hocam? Ben Milli Eğitim Bakanlığı'na hizmet ediyorum, değil mi? MEB'e. Milli Eğitim Bakanlığı'na. Sen MEB'e hizmet ediyorsun. Diyorsun ki ya ben işte ben hep öyle diyorum. Ağrı'ya atandık. Ağrı Dağı'nın eteğinde uçan güvercin olsam. Gideyim bir bağlama çalayım diyorsun. Gittiğin o parayla gittiğin bağlama kursu çeşitli kurslar. Ama yani parayla verdin gittin. Ücretsiz bir şekilde halk eğitime gidip bağlama öğrenmen, o da halk eğitim. Peki hangisi hizmet içi eğitim? Bakanlık sana ne açtı? İş sağlığı güvenliği aldın. Tamam, iş sağlığı güvenliği aldın. Bunun yanında ne açtı? Fatih projesi akıllı tahta kullanımı. Temel eğitim hazırlayıcı eğitim, değil mi? Ya da stratejik plan hazırlama, ya da aile eğitimi, ya da drama. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açtığı kurslar ne olacak? Hizmet içi eğitim olacak. Bu ayrımı bilelim, tamam mı? Çalışırken, hizmet ederken çalıştığım kurum tarafından verilen eğitim hizmet içi eğitimdir. Diğerleri halk eğitim ya da çeşitli kurslar. Geçelim. Gelsin yeni farkı görümüz. Sistem olarak eğitim. Buradan da soru geldi. Arkadaşlar şöyle, sistem olarak eğitimin 3 ana unsuru var. Girdi, işlem, çıktı. Ve buranın devamını sağlayan dönüt düzeltme. Sistem özelliği kazandıran dönüt düzeltme. Dikkat edin bakın. Girdi, ilk ders. Dersten içeri girdiniz. Oradaki her şey eğitimin girdileri. Çıktı, son ders. İşlem, Eylül'de başladık okullarla. Böyle güzel yazıyormuşum ya. Hazirana kadar yaptığımız eğitim öğretim uygulamaları. Şimdi bakın. Eğitimin girdisi şu. Ben atandım. Hep öyle diyorum. Önlüğümü aldım. Kalemlerimi aldım. Bilgisayarımı, yeni bir takım aldım. Heyecanlıyım, meraklıyım. Sınıftan içeri girdiğim anda heyecanlı olan ben. Tertemiz önlüğüyle derse giren ben. Bilgisayarı yesyeni sıfır bilgisayarla derse giren ben. Karşımda 30 tane böyle öğrenci var. 60 göz bana bakıyor. Hepsi tabula rasa, boş levhalar. Dersi seveni var, sevmeyeni var. Derslere başladık. Haziran ayına kadar yaptığımız ders anlatımları, deneyler, projeler, ödevler, ders dışı etkinlikler hepsi işte. Pekiştireç, ipucu, dönüt düzeltme hepsi işte. Son ders. Sen yorulmuş olarak yorulmuş bir sen. Derste bir kişi daha geldi dışarıdan. 30 öğrencimiz vardı, 31 öğrencimiz oldu. Çıktı da öğrenci sayısı bir tane arttı. Sene başı bilgisayarın yeniydi. Sene sonunda bilgisayarın formatlı hale geldi. Çıktı da birazcık format isteyen bilgisayar. Sene başı sen meraklıydın, heyecanlıydın. Sene sonu çıktı da merakı gitmiş, heyecanı gitmiş. Allah'ım bu mesleği nasıl 30 sene yapacağım diyen sen. Sene başı hiçbir şey bilmeyen böyle bomboş bakan öğrenciler, sene sonu çok şey öğrenmiş öğrenciler. Dersi sevmeyen öğrenci vardı, senin sayende dersi seven öğrenci. Yani girdi ilk ders, çıktı son ders, arada yaptığımız işlem. Bu böyle dönüt düzeltmeyle geçer. Yani devam eder. Yani tatilde dinleniriz, öğrenci dinlenir, okulun eksiği varsa o tamamlanır, bilgisayar formatlanır, sınıfın penceresi bu camı kırılmışsa, çatlamışsa o değişir. Bunların hepsi devam eder. Açık sistem var. Açık sistemde bu üçü var, dönüt düzeltme var. Dört öğe de vardır. Yarı açık sistem.
Dönüt düzeltme bazen var, bazen yok. Kapalı sistemde dönüt düzeltme yok, çıktı yok. İşlem genellikle yarıda kesilir. Arkadaşlar pandemi yanılmıyorsam 16 Mart. Ben sınıflara Cuma günü girip pandemi şöyledir, böyledir. Elimizde yeterli veri yok, yeterli veri yok. Bilgi veren ben, pazartesi tatil oldu. Bilsem tatil olacağını sınıflara girip açıklama yapmazdım. Ama 16 Mart okullar tatil. Ama biz sınav yapacaktık. Ama işte şu vardı pazartesi. Okullar tatil. Kapalı sistem. Milli Eğitim Bakanlığı sonrasında TRT okulla, EBA'yla, onunla, bununla süreci işler hale getirdi ama yarı açık sistem oldu. Yani sistem kendini çok iyi besleyemedi. Normalde açık sistemde 1, 2, 3, 4 tane öğenin 4'ü de vardır. Yarı açıkta 4 bazen var, bazen yoktur. Kapalıda 4 yok, 3 yok, 2 genellikle yarıda kesilir. Tamam, buradan soru gelmişti, buraya da dikkat. Farkı görümüzün diğeri, kültüre dair kavramlar arkadaşlar. Buradan da vakti zamanda soru geldi. 2012 olabilir. Kültür bir toplumun ortaya koyduğu maddi manevi her şey. Üç ana kavram. Kültürleme, zehirleme diyorum ben. Toplumdaki kültürü çocuğa aktarma. Üç yolla olur. Bir, formal yani kasıtlı olan. Ben okullarda formal eğitim yoluyla olur. Okullarda çocuğu ne yaparız? Kasıtlı bir şekilde Türk kültürünü aşılarız. Gelişigüzel kültürleme. Arkadaşlar bu sokaktan, arkadaştan, medyadan, televizyonlardan şu an kültürümüz bozuluyor değil mi? Sanki kasıtlı yapılıyor gibi değil mi? Yani bilinçli bir arka planda bir şey var gibi. Gelişigüzel ama toplumumuz, kültürümüz olumsuz etkileniyor. Televizyon programlarıyla. Arkadaşlar bu informal. Vatandaş televizyonu açıyor, orada ne var? Boşandı, ayrıldı, yeni bir aşk yaşadı, onunla oraya ol. Aa, bunlar doğal şeyler. Oysa bizim kültürümüz için doğal şeyler değil. Bence, şahsi görüşüm. Kasıtlı kültürleme okullarda yapılır. Gelişigüzel kültürleme informal, sokaktan, arkadaştan, medyadan olur. Zoraki kültürleme arkadaşlar Uygur Türklerine yapılan. Ya bu diyarda bu kültürü benimseyeceksin ya da buradan gideceksin. Yani adamların kültürüne, sahip olduğu değerlere hiçbir şekilde saygı gösterilmiyor. Zoraki olarak kendi kültürlerini onlara empoze ediyorlar. Hapise atıyorlar, çocukları işte alıyorlar, onu yap, bir sürü şey. Çok vahim durumlar var orada. Ne oldu? Zoraki kültürleme oldu. Kültürü topluma üç şekilde. Kasıtlı okullarda formal, gelişigüzel informal ve zoraki. Kültürleşme. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Araplar gibi dedim de selamun aleyküm, aleyküm selam. Merhaba hocam, merhaba. Ay hocam günaydın, günaydın. Ne yaptık? Ben sana günaydın diyorum, selam yok, günaydın yok. Merhaba hocam, gene bir şey yok. Selamun aleyküm, gene bir şey yok. Üçüncü, dördüncü kez ben sana bir şey demem. Hatta üçüncü kez de demem. Karşılıklı olmalı değil mi? Selamlaşma, içteş karşılıklıysa kültürleşme, selamlaşma karşılıklı olacak. Urfalı bir arkadaşımızdan çiğ köfte yapımını öğrendik. Sınıf arkadaşımız harika çiğ köfte yapıyor. Tarifini aldım, yaptım, ettim. Ben de ona yakın çiğ köfte yapıyorum. Ben ondan bir şey aldım. O da benden Akçaabat köftesini aldı. O da benden horon oynamayı aldı. Ne oldu? Kültürleşme. Karşılıklı bir alışveriş varsa selamlaşma, kültürleşme. Kültürlenme, zehirlenme olmayan bir şey, Türk kültüründe olmayan bir şey varsa o kültürlenme. Bu bizim Muhammed, hakkını helal etsin. Muhammed Apaçi. Bizim kültürümüzde Apaçi diye bir kültür yok. Ama Apaçi gibi giyiniyorsam, saçımı, sakalımı onun gibi oluyorsam kültürlendim, zehirlendim. Olmayan şeyleri yapıyorsam bu kültürlenme. Anlaştık. Kültüre dair kavramlarımız da bunlar. Gelsin bir farkı görümüz daha. Program çeşitleri arkadaşlar. Program çeşitleri. Bunu bir sonraki derse bırakayım. Bir sonraki bölüme bırakayım. Orada program çeşitleriyle alakalı bir seriyi de orada yapalım. Olur mu?
Bunu oraya bırakıyorum. Şurada kaldım. Şurada kaldım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.